Merhabalar, ben Yaren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle özlediğimiz bir serinin seri haline gelmeye başlayan bir video çekeceğiz. Bu da 23 TL'ye far paletiyle makyaj videosu. Şu an camı kapatamıyorum çünkü gerçekten o kadar sıcak ki buharlaşabilirim. O yüzden eğer biraz böyle civciv böceği falan sese gelirse affola diyeyim. Hemen şöyle böyle bir klasik bir tokam var. Onunla saçımı toplamak istiyorum. Çünkü gerçekten piştim. O kadar sıcak ki bugün. Yani gerçekten o kadar sıcak ki. Hani böyle hiçbir şey yapasım yok. Normalde ise dün video çekmem gerekiyordu. Fakat sınavlarım falan vardı. Hepsi çok kötü geçti. O yüzden. Ama bu sefer bir farklılık yapacağız. Göz makyajıyla başlayacağım. Ne oluyor ya? Profesyonelleşiyor muyuz? Estağfurullah canım. Böyle Farmasi'nin primer'ı var. Eyeshadow primer'ı, Pro It Fit, yani normal bildiğiniz krem farı vardı ya. Onun ten rengi olan bir göz farı bazı var. Onunla başlayacağım. Şimdi ilk olarak far bazımı sürmeye başlayacağım. Nasıl sürsem bilmiyorum. Şöyle pufilik bir fırça alıyorum. Bu arada makyaja başlamadan önce ben bunu biraz yakına alayım. Bu diye bahsettiğim şey aynam. Çünkü geçen sefer videomu izleyenler bilir ki aynayı uzakta bırakmıştım. Sonra başımıza neler geldi hepimiz gördük. Hiç makyajımı berbat etmeye gibi bir niyetim yok gerçekten. Size bir sorum var. Annemle biz bu karantinada biraz böyle komik videolar falan çektik. Onları sizinle paylaşmamı ister misiniz? Paylaşsam izler misiniz? Hatta annem ben biraz tehdit etmiş olabilirim. Hani eğer bunları atarsam hani sen de diğer videolarımı falan çıkarsın diye. Tamamdır. Bence göz farı bazına bayıldım. Çok güzel bir göz kapaklarını nötrleme sağladı. Bu arada hemen buradan açayım. Dün akşam YouTube'da gezinirken çok güzel bir göz farı, göz makyajı ile karşılaştım. Göz farı için, göz farı diye isim var. Alta mutlaka videonun linkini bırakacağım. Siz eğer daha güzel bir şekilde bakmak isterseniz bakalım. Ama şuraya da bir göz makyajının fotoğrafı gelsin. Şöyle hep sürekli karşıma çıkıyordu 5 dakikada makyaj falan filan diye. Bakalım biz 23 TL'lik paletimizle bunu yapabilecek miyiz? Bu arada bu paletin de linki aşağıda var. Herhangi bir şey kazanmıyorum. Ben bu linklerden sadece bakmak istersiniz diye paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz üzere burada makyajın tonlarına en çok uyacak renkleri kullanmaya çalışacağım. İlk olarak şimdi o biraz gözlü makyajın altına işte güzel pedler falan koyuyorum. Bende öyle bir şey yok. O yüzden anam babam usulü biz yapacağız. Bu Art Net'in fırçaları var. Ben şu videoyu durdurayım. Çok o kadar yumuşak ki bu arada kaç kere yıkadım. Hiçbir şey olmalı. Ben Watson's'tan almıştım. Muhteşem bir fırça. 12,5 TL gibi bir fiyata aldım. Alabileceğiniz en güzel fırçalardan bir tanesi. Ben bayıldım. İlk olarak kriz bölgesine böyle pembe tonlu pembe bir farla şey geçiyor. Kriz bölgesine gölge geçiyor. Benim burada o kadar pembe bir farım yok. Ama en pembe gördüğüm farım alıyorum. Ve bakalım şey olarak geçmeye başlıyorum göz kapaklarıma. Gerçekten yani millet çok güzel makyajlar yapıyor. Ben hiç böyle uğraşayım değil. Ben biraz daha şeyimdir. Bu arada birinci sıranın dördüncü sırasındaki şey rengi kullanıyorum. Şöyle baktığınız zaman kriz bölgeme geçmek için. Onunki daha pembe dediğim gibi. Ama biz bu paleti kullandığımız için elimizdeki renklerle yetineceğiz artık. Bizimki daha soft olacak çünkü o bayağı şey geçiyor yani, koyu bir renk geçiyor. Bu arada göz kapağımı çok güzel sabitlendi far bazım. O yüzden hoşuma gitti. Bol bol kriz bölgemize şey uyguluyoruz. Bu arada ben yürek yedim çünkü bu makyajda eyeliner falan var. Yani Yaren senin neyine eyeliner diyebilirsiniz, çok haklısınız. Şimdi başka bir karışım fırçası alıyorum. Bunun
şeklini bozmuşum. Mac'in 219 fırçasını alıyorum. Buradan açık bir kahve tonu seçmem gerekiyor. İkinci sırasındaki yakışıklıyı seçtim. Ve yine kriz bölgeme geçiyorum. Bu arada karantinada bayağı video çekeceğim diye söz verdim size. Ama ev işleri olsun, temizlik olsun, sınavlar olsun hiçbir şey çekemedim. Çünkü gerçekten ikisini birden yürütebilen böyle ev vlogları falan, ev temizlik vlogları falan çeken. Helal olsun. Helal olsun, aşk olsun, gözlerimde yaşlar yani gerçekten. Muhteşem insanlarsınız, sizi tebrik ediyorum. Benim daha önce izlediğim birkaç şey var, öyle. Tamamdır, şu anki şeyden memnunum. Şimdi pembe bir ışıltılı bir renk geçiyor oraya. Onu daha böyle tampon uygulayabileceğim bir fırçayla almak istiyorum. Şöyle Müjgan fırçalarından aldım. Onu da hangi renk yapsam diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıranın alttan ikinci rengini uygulayacağım. Normalde o parmağımla uyguluyor ama şu an benim buraya parmağımı sokma ihtimalim var mı? Var aslında. Şöyle. Bu arada bütün tırnaklarım berbat halde. Gerçekten berbat halde. Çünkü çamaşır suyu, sürekli suyun içinde olmalı hali gerçekten onları bitirdi. Canım. Canım. Tırnaklarım. Elinle de yukarı taşınmazsın değil mi? Evet, şimdi yine bunun normal daha fazla koyu renk olduğu için daha çok belirgin oluyor. Yine az önce uyguladığım karıştırma rengimi alıyorum ve gözümü kapatıyorum ve şurasını böyle karıştırıyorum. Kız hoşuma gitti, sanki başardık, ne dersiniz? Ya bol bol karıştırıyor bu arada farlarını. Ya bence bu makyaj en güzel, hani böyle güzel halinin olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi kesinlikle çok güzel bir şekilde karıştırıyor olması. Şimdi o bir renkli eyeliner geçiyor. Koyu renkli. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Ben de bu makyaj paletinde, bu far paletinde 4. sıranın ikinci rengini alacağım. Daha güçlü bir fırça seçeceğim, bir saniye. Bunu aldım. Şöyle eyelinerımsı bir şey çekmeye çalışacağım bu arada. Sadece kirpik diplerime bir bululuk vermeye çalışıyorum. Benim için okey. Ben düz çizgiler çekemem zaten. Şimdi daha da ince bir fırça ile biraz siyah renkten alacağım. O da zaten en altta. Şöyle bulu görüntü vermesi için kirpik dibime bırakıyorum. Şunu hiç sevmedim. Bunu yapamıyorum bu arada. Kesin bilgi arkadaşlar, bunu yayabiliriz. Bu arada siyahın pigmentasyonu çok iyiymiş. Hemen lag diye orada kaldı. Şimdi şu anda makyajı burada bırakıyorum ve ten makyajıma geçmeye başlıyorum. Bu arada dudak dolgunlaştırıcı sürecektim. Unuttum yine. Farmasinin bu dudak dolgunlaştırıcısını çok seviyorum. Wow, muhteşem dudak dolgunlaştırıyor diye bir şey söyleyemem ama çok güzel nemlendiriyor ve çok güzel bir makyajı hazırlık bazı bence bu. O yüzden şimdi de Farmasinin FX Pro, şuradaki seveceğimi görüyorsunuz değil mi? Onların hepsi karantina çıktı. Strobing bazını kullanıyorum bu arada. Araya reklam aldım. Öncesinde cildimin aşırı dışı olmasının sebebi bu arada Farmasinin güneş kremini kullandım. Normalde biliyorsunuz ki güneş kremini her gün kullanmamız gerekiyor ama ben bunu biraz aksesan insanlardan, kötü örnek olan bir insandım. Bunu yapmanızı önermiyorum. Ama çok da böyle leke problem olmadı hiç bizim hayatımda. Birazcık da ona güvendim bence. Yani bencesi. Güvencim o yöndeydi. O yüzden eksik bir şekilde kullanırdım aslında bakarsanız. Kötü bir örnektim. Şimdi Farmasinin BB kremini uygulayacağım. Çok severek kullanıyorum bu arada Farmasinin bu BB kremini.
Böyle birazcık başka şeylere yönelmiştim denemek, ürün denemek için. Bunu biraz aksatmıştım yani bırakmıştım diyebilirim. Çok özlediğim için geri döndüm. Ürünü de bol bol almışım bu arada. Her neyse, o yüzden şu an normalde biraz balkonda oturduğum için karantinada, çünkü annem misafir odasında, bizim misafir odasının balkonu aynı zamanda mutfağı da açılıyor. Biz karantinada öyle geçirdik. Biraz o konuda şanslıydık. Evimiz böyle apayrı olmamızı gerektiren bir şey değildi. Hem mesafemizi koruyup hem ayrı durup hem de görüşebiliyorduk. Hatta o yüzden hani iyi ki böyle bir evimiz varmış diye şükrettik karantinada. Gerçekten mesela şey keşfettik. Annemle çok güldük ona. Bizim bir lambamız daha balkon ışığımızı açıyormuş ama biz misafir odamızda çok fazla durmadık. Çünkü bizim yatak odasının alaka ya. Mutfakla bir arada oturma odamız. Amerikan mutfak yani. Aslında değilmiş ama biraz küçük olduğu için mutfak. Aradaki duvarı kaldırmışlar. Yani şey yapmışlar, bölmüşler odaları. Bence gayet de güzel olmuş. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü gerçekten çok rahat ediyoruz. Annem ilk başta hani başka evlere bakarken asla Amerikan mutfak istemem diyordu. Ama şimdi İyi ki böyleymiş, iyi ki böyle almışız diye dua ediyor. Her neyse, o yüzden sürekli maske takıyordum. Maskeden de sivilcelerim arttı. Sivilcelerim arttıktan sonra ben de Fin Limit uygulamaya başladım. Yüzüme asit uyguladığım için de güneşten daha fazla korumam gerekiyor. O yüzden de ben de güneş kremimi artık iki parmak kuralını da içine alarak o şekilde uygulamaya başladım. Dikkat ediyorum bolcası. Çünkü çok korktum. Hani asitte kullandığım için cildime normalde hani evet güneş kremsiz vücudum asla değil. Vücudum hemen kızarır. Hemen güneş alerjisi olur ama yüzüm o konuda bir tık daha şanslı. Aman diyeyim böyle olsun. Vücuduma her tatile gittiğimde ben yanıma hani yanacağımı bilerek istediğim kadar güneş kremi sürüyorum. Hatta en son gittiğimizde kuzenim mesela bana artık güneş kremi sürmekten şey yapmıştı. Ben dedim ki en son tekrar tabii ki yandım onun üstüne kırmızı oldu. Hani bana dedin sürmekten hani artık usanmışsın fark ettin mi? Hani buna rağmen bu kadar fazla yandım diye. Tamamdır. Şimdi gözaltımı kapatmaya geçeceğim bu arada. Normalde bunu önce yapmam gerekiyordu ama muhabbet, sohbet derken bunu unuttum. Farmasinin korektörlerinden, likit korektörlerinden hemen söyleyeyim bunu renginde. Rengini söyleyemem çünkü yok, unutmuşum, yok burada. Ha, bisküvi rengi. Benim sevdiğim bir korektör. Ben hemen sadece en iç köşelerini uyguluyorum gözümün. Çünkü çok da fazla dağılmasını istemiyorum. Hani böyle o görüntüde çok da hoş durmuyor açıkçası. Sürekli bu makyajların ziyan olmasında bu karantinada gerçekten çok üzülüyorum. Yine Bilas'ın Shape It kapatıcısını, klozet kapatıcısını kullanıyorum, pardon. Gerçekten çok seviyorum bunu da. Bayağı iyi bir kapatıcı. Bayağı da severek kullanıyorum. Şöyle şu bölgeme de dışına sürdüm. Çünkü bir tık beni rahatsız etmeye başladı artık orası. Aslında o yüzden de işte Fendi metodu zor. İşte sürekli sos serum sürmektir. Güneşte de sos serum sürmemeye çalışıyorum. Hani evet, her ne kadar şey olsa da, güneş kremi olsa da yüzümde hani bir yağ sürüyorum sonuçta. O yüzden bir tık korkuyorum açıkçası. Neyse, karantinamız bitiyor bu arada. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. Çünkü çok sıkılmıştık gerçekten karantinada. O kadar sıkıldık ki size anlatamam. Yani karantinada olma düşüncesi gerçekten çok sıkıntılı. Ben evde hani belki bir hafta hiç dışarı çıkmadan durmuşumdur ama bu bir hafta malum gibi geldi ki şu an 11. günde olmamız gerekiyor. Ya da 12. gündeyiz. Yani artık bir süre sonra karışmıştım ya kavramlar. Arife günü bayramda karantinamız bitiyor. Birazcık düşünüyoruz bayramda gitsek mi, gitmesek mi köyümüze diye. Ama galiba gideceğiz herhalde. Evet, şimdi son olarak da şuradaki sivilcelerin üstüne daha çok tampon hareketlerle uygulamaya çalışıyorum. Ürünü yedirsin. Bu arada benim bazen şeyime takılıyorlar mesela.
çekiştire çekiştire ben fontini uyguluyorum. Böyle çok kapatıcılık arayan bir insan olmadım. Şu sivilcelerim ve göz altlarım dışında. O yüzden ben kapatıcımı çekiş ve fontenimi çekiştirerek uyguluyorum. Çünkü böyle kalıp gibi durmasını istemiyorum açıkçası. Ay benim göz makyajım bir hoşuma gitti kız. Hep sürekli göz makyajıma bakıyorum yalnız. Şimdi hemen finisher pudrasıyla birleşen göz altlarımı sabitleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki benim göz altlarım hemen hem çizgilenir hem de dağılır oradaki ne yazık ki göz makyajım. Yine artık yeni yıkanmış olan fırçalarımdan. Bu arada ben aslında video çekecektim ama fırçalarım temiz değildi. Şimdi yüzümde sivilcelerim olduğu için ben fırçalarımı bir kere kullanıyorum ve yıkıyorum. Hani üstünde bakteri üremesin diye. Ve hani mesela şimdi buraya sivilcelerimi kapatıyorum. Bir süre sonra oraya gelenler birikecek fırçamda ve daha zor bir süreç beni bekleyecek diye korkuyorum açıkçası. O yüzden birazcık onu erteledim. Ne yazık ki şey yapmayın yani. Şöyle şunu şöyle uygulasak. Biraz şurası fazla gitmiş bu yani. Şimdi göz altına da aynı şekilde uygulama yapıyor orada. Ben de göz altıma, kirpik dibime çok hafif ama daha koyu bir renk geçiyor. Ben de 4. sıranın en alt rengindeki böyle gülkırası olan rengi çok hafif göz diplerime, kirpik diplerime geçeceğim. Şimdi ben bu yoğun görüntüyü sevmem. Kendim biliyorum. Makyajı çok hafif değiştireceğim ama çok hafif. Ben daha sonra şuradan aynı şekilde kriz bölgeme geçtiğim rengi alıyorum ve şunu dağıtıyorum. Hafif de kahverengileştiriyorum bu arada. Şu daha şey oldu ya, onun hoşuma gitmedi. Tamamdır, bence okey. Şimdi gayet güzel oldu. Çok hafif ince bir şekilde de yine göz kirpik dibime siyah far geçeceğim. Ama bunu yaklaşık yapacağım, o yüzden siz beni göremeyeceksiniz. Bu niye böyle oldu? Onu anlamadım. Şimdi hemen göz altıma pudra geçtiğim fırçayla bu göz altlarımı toparlayacağım. Benim için çok koyu bir makyaj oldu bu arada. Ben çok, bu kadar çok siyah kullanmıyorum göz makyajımda. Aslında onu çok fazla sevdim. Benim likit bir eyelinerim yok maalesef. Çünkü eyeliner kullanamıyorum. Kullanmayı başaramıyorum gördüğünüz üzere. Ben o yüzden farla yapmaya çalışıyorum ama biraz rimelle falan filan toparlayacağız gibime duruyor. Şimdi hadi gelin yüz makyajımı geri dönelim. Shaw by Pastel'in bu bronzerını alıyorum. Yine Müjgan fırçamı alıyorum. Bu arada biraz kuruduktan sonra biraz sertleştiler. Hemen elimde yumuşattıktan sonra kullanıyorum. Şimdi yine MAC'in bu pudra fırçamı, büyük fonten fırçamı alıyorum. Fonten değil ya. Büyük fırçamı alıyorum ve allık olarak uyguluyorum. Bunu genelde artık yapıyorum. Böyle genelde şu ikiliyi çok hoşuma gitmeye başladı yanaklarımda. O yüzden bu ikisini kullanıyorum. Daha önce söylemiştim bunu biraz daha şey olarak görenler var. Kontür ürünü gibi ama kamerada biraz rengi öyle gözüküyor. Aslında asla rengi öyle değil arkadaşlar, kesinlikle. Şimdi hemen rimi uygulamasına geçeceğim ama çok korkuyorum. Hemen kirpiklerimi kıvıracağım. Çünkü biliyorsunuz ki ben sürekli maskaramı kaçıran bir insanım. Şu makyajı da gerçekten berbat etmek istemiyorum. Bu Big Lash Essence'ın Big Lashes, Big Lashes Volume Boost maskarasını kullanacağım. Evet, galiba bunda başarılı olduk. Bakalım bu gözle nasıl olacak. Yalnız rimel falan sürünce göz makyajı daha da böyle kendini gösterdi. Daha da bir hoşuma gitti. Keşke her gün böyle makyajlar yapan bir insan olsam ya. Gerçekten. Ne güzel olurdu. Şimdi hemen bunun ikinci katına geçeceğim. Tek bir bulaşma yok şu anda arkadaşlar, gerçekten. Şurası dışında hiçbir yere bulaştırmadan maskara sürdüm ya. Bu video tarihi bir videodur. Bu videoyu tarihe yazın gerçekten. Şimdi hemen damdaki ruju siliyorum. Aman ruj demişim.
dolgunlaştırıcıyı bu arada. Yeni bir ruj aldım. 03 rengi olması gerekiyor farmasiden. Birthday Chic. Farmasi videoma hemen alttaki linkten ulaşabilirsiniz ve oradan rengini görebilirsiniz. Şimdi bunu süreceğim. Daha böyle doğal tonlarda ya hoşuma gideceğini düşündüm. Bu makyajı pişireceğini düşündüm daha doğrusu. Yapısı o kadar yumuşak ki. Boğazımda kaldı. Vallahi yalan da söylemeyecektim ama. Yalnız ruja bayıldım. Gerçekten ruja bayıldım. Saçlarım tabii ki sıcaktan dolayı asla şekil almıyorlar bu arada. Hemen kaşlarımı tekrardan bir tarayayım. Taradığım tarağımı da bu arada kaybettim. Kaşlarımı doğal bırakacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben bu görüntüyü çok seviyorum şahsen. Ruj biraz daha kahvaltı tonu kaldı ama bence okeydir makyaj. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle kendimi de beğendim. Hem şimdi size bu makyajla bir video daha çekeceğim. Hem de bu makyajı kullanmış oldum biraz, değil mi? Gerçekten. Benim hoşuma gitti. Eğer siz de beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videonun haberdar olabilmek için kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Yine hızlı konuştum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ruj da bulaşmış elime.